mevsimde küçük bir çay ocağı, esnaf çay ocağı. Size besle lağabeyiz de ne derler? Ata lağabeyiz. Halaşlar mı? Halaşlar. Evet. Sen hiç dışarıya gittin mi? Çalışma. Nereye? İstanbul'a gittim. Antalya'ya gittim. Alanya'ya gittim. Çevre köylere geldim. Mesleğini de nasıl başladın? Yani ilk mesleğin bu mudur? Ya başka nelerle uğraştın? Yani şöyle kısa hayatını anlat. İlk mesleğim fırıncı. Evet. Fırıncılık yaptım. Buraya çaldıra yüklenmedim. Yüklenmedim. Peki, sermayen olsa, fırıncılık, modern fırın verilse, bir teşvik olsa, yapar mısın? Yaparım. Tamam. Kendi mesleğini yaparım diyorsun. Peki, sana da sorayım, genç olarak, sen bu şehirden neden göç ediyoruz, neden hep dışarı gidip çalışmaya gidiyoruz? Acaba senin fikrin nedir? Şimdi ben hakikaten... İş imkanları fazla yok. Evet. Bizim ileri gelen zenginlerimiz bütün yatırımlarını çevreye yapıyor. Evet. Bu memlekette çevreden gelen fakir fukara nüfusu. Evet. Köylü. O bakımdan yani fazla giriş çıkış olmadan memleket gelişmiyor. Evet. Biz de dışarıya gitmiş orada var. Sadece çevre halkının alışverişi de bugünkü şartlarda tatmin etmiyor. Evet. Sadece karın doyuyor. Sadece bu da bir geçim. Hepsi başka bir şey yok. Peki. Bu acaba neden oluyor bu şey bu göçlerden sonra diyelim yanlışlık neden geldi bu? Yani senin fikrinde duyduğun neden bu yanlışlık dışarıya para yatırıyorlar da beş niye yatırmıyorlar? Ha, mesela diyelim ki bir site yapacak ya bir fabrika kuracak. Niye besleye kurmuyorlar da dışarıda kuruyorlar? Acaba bu yer sorunu mu yoksa pazar sorunu mu? Yer sorunlarımız da çok. Yer sorunlarımız da çok. Bir de devamlı ileri gelen büyük esnaflarımız dışarıya gidiyorlar. Evet. Dışarı gidiyorlar. Hep akın yapıyorlar. Evet. Dışarıda adamlar daha çok iş yapıyor. Daha iyi iş yapıyor. Memlekete giriş çıkış yok. Yer de yok. En kötü dükkan aylığı 500 bin lira. Burada? Evet. Ev aylığı parı 600 bin lira, 700 bin lira. Hani soru çok. Peki ya. Şey olmuyor. Şu anda biz çalışsak da şeyin üstesinden gelemiyoruz. Yani bu bir besinin kazancıyla burada 500 bin lira aylık çok fazla. Çok fazla. Ben İzmir'de 500 bin lira kral yerde yani. Kira. Valla şimdi siz buradan bir ev alacak olsanız 500 bin lira tutamazsınız. Allah Allah. Bulamazsınız yani daha doğrusu ev de bulamazsınız. Dükkan da bulamazsınız. Peki buna çözüm ne yapmak lazım? Neden geliyor bu çözüm? Daha ben bak ben sana söyleyeyim ben Kaya Ardı'nda oturdum 2,5 lira 6 ay. 2,5 lira da verdim aşağı aşağıda Kadife Vakası'nda oturdum. 2,5 bak 5 lira benim vardı. 6 lira da yol parası 12 lira senelik bir vatandaş olarak vergim vardı. Ayda da 240 lira para kazanıyorum karayollarında. Şimdiki durumla şimdiki bakıyorum ki sizin gibi gençler evlenmek mümkün değil. Ben 500 liradan evlendim. Gümbür gümbür düğün ettim. Kalasıyla, behesiyle, yedi derasıyla. İşte bunların hepsi yer sorunu var. Yer sorunu çözülmesi lazım. Evet. Yer yok. Memleket pahalı. Memleketin yani başka yere artık gitmesi lazım. Yani açılması lazım. Tabii. Evet. Yatırım yok. Yatırım yok. Nüfus artışına cevap veremiyor. Tabii veremiyor. Nüfus artışı çok. Peki. Yer sağ ol. Teşekkür ederim. Sizin için. Çok zengin bir Gel buraya oturalım.
deniz. Aşağı şehirde size kimler derler? Size Topal Mıkırlar derler. Evet. Peki. Bu mesleği severek mi yapıyorsun? Yoksa babandan böyle alıştığın için böyle devam ettiriyorsun? Ya da başka bir meslek gözünde var mı yani? Şu olsa da yapsam diye. Ben şimdi babam. Evet. O cumartesi tatil olduğu için. Evet. Ben işte emanet olarak yani. Ha. Burada yaşıyorum. Nereye? Ya kahveye gideceğiz. Evet. Ya işte gezeceğiz mesleği biliyor musun? Evet. Ya yoksa şeyde yani tarım üreninde. Öyle mi? Evet. İyi. Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Peki. Kaç çocuk var? İki çocuk. İki çocuk. Allah bağışlasın. Peki şimdi besle duydunuz siz de. Ölçüyası 500 bin lira. Evet. Bunun içinden nasıl çıkılır bir memur? Valla işte imkanlar... Şimdi senin evin var mı? Ben büyük anamın evinde oturuyorum. Kira vermiyorsun? Yok. Peki bir yabancı olsa sen de memur olarak bunların üstesinden çıkabilir mi? Yani bunun imkanı var mı? Adam şimdi bütün imkanlarını kısıyor. Giyeceğini de ayakta siliyor. Eve yatırıp veriyor mecbur. Bir de ana burada biliyorum İstanbul'da mesela önceden 6 aylık 1 senelik kararlar. Aynı kuyu Besli'ye taşındı. Allah Allah. Ve ondan 1 senelik peşin verecek. 6 aylık peşin verecek ki adam bir ev bakar yani. Yoksa da yok. Ev yok. Feci ya bu. Çok feci. Bugün yeni yapılan dükkanlar var mesela. Giderseniz görürsünüz aşağıda. Evet. Adamlar 800 bin liraya oturuyor. Allah Allah. 800 bin lirayı da besliyorsun, giriyorsun. Besle, imkanı yok. Adam köyde mesela tarlasını satıyor, evini satıyor. Getiriyor, burada bir iki sene dükkan çalıştırıyor, ondan sonra kapatıyor. O da kaçıyor. Peki, şimdi siz tarımda olduğunuza göre, Besli'deki bu tarımın getirdiği, Besli halkını fazlasıyla beslediği halde ki, bu tarım Besli'de satılıyor mu? Besli'nin ürettiği malı Besli'de satılıyor mu? Besli halkı bundan faydalanıyor mu? Besli satılıyor da görüyorsun mesela karpuz çıkıyor, dışarı ihracatı. Buğdası çıkıyor, pamuğu çıkıyor, dışarı ihracatı. Fıstığı evet. Çıkıyor, yine dışarıya gidiyor. Besli'nin imkanı yok yani çıkan malın satılmasına. Evet. Dışarıya satılıyor. Yani üretim var, eksiğimiz yok. Yalnız bize faydası dokunmuyor. Bize faydası dokunmuyor. Bize bir evet. iş mi faydası? Tabii ki o satımlarla burada bir yatırım buluyor olsa, tabii. mesela bir teşkilat bulursa, tabii. ben de diyorum ki, biz Besli olarak Adana, Antep, Uşak, İstanbul toplanalım, biz Besliler Vakfı kuralım. Buraya herkes gücünün yettiği kadar bir sermaye koysun. Bu sabit sermaye. Vadesi çok az. Yani vatandaşa vadeli ev, dükkan, böyle pasajlar yapalım. Besliler adına. Buradan kaynağıyla da borçlarını ödesin. Yani senin verdiğin parayı ödesin. Vatandaş da bir 10 sene bedava otursun. Şöyle dinlenerek bir sırtını sağlama bağlasın. Ondan sonra kira bedava birbirimize ödesek daha iyi olmaz mı? Valla çok güzel olur da şimdi fakirin zaten imkanı yapmıyor bu işler. Zenginlerimiz de dışarı kaçmıyor. Ha. Yapmıyor. Hayır. Bugün Antep'in mesela dokuma sitesi, sanayisi Besliler'in elinde. Ha. Uşağın dokuma sanayisi Besliler'in elinde. Ha. İstanbul'un bol ayakkabıcıların aşağı yukarı yine aynısı. Yani Besliler maaşlar her tarafı kol atmış. Ha. Ama Besli'ye yatırmış. Evet. Her seçimde bir milletvekili seçilmiş. Besli memleketi olduğu halde mesela Adıyaman'a yatırım yapmış. Evet. Besli'ye milletvekili bakmasa, bu onun kendi halkı bakmasa kim bakacak? Hiç mi sanır? Şu anlaşılıyor ki eskiden beri Besli halkıyla yönetimle yönetilenler ayrı düşmüş. Ters evet. düşmüş. Kendi çıkarlarına bu memlekette şey yapmış. Ama Besli halkının çabasıyla dışarıya çıkmışlar. Evet. Şimdi güçlerini ortaya koymuşlar. Besinden atılgan, çalışkan, taşı sıkıp un edip suyunu içtiği bir halk olduğunu kanıtlamışlardır Besin'den. Çünkü önümüzde bütün vilayetinde Besin'i var. Evet. Olmadıkları yer yok ya. Evet. Nasıl ki Türkiye mesela Avrupa'yı olmadık devlet diyorsa Besin'de Türkiye'de olmadık yeri yok. Evet. Her tarafa doğum kaladı. Peki diyorum ki bak Besin'in toprağı Karadeniz'de 6 vilayette yok.
6 vilayette 1,5 milyon insan yaşıyor. Beşli'de yaşıyor 18 milyon şey, diyelim 100 bin kişi. Evet. Ya 200 bin kişi diyelim en şimdi. Peki bu 6 milyonun elinde olmayan bu arazi bizde varken neden bu iş böyle tedirgin oluyoruz yani? Biliyorsun babaların memleketin %75'i bir dönüm iki dönüm babasıyla geçinirdi. Bunu bize çok gördüler. Acaba neden bu yanlışlık nereden geliyor? Ben bir tarımcı olarak. Bilmiyorum, hani çiftçi malını üretip de kendi memleketinde değerlendiremezse, para edemezse mal ne olacak? Dışarıya gidecek. Hı. Dışarıya gittiği zaman da besleye bir geliri yok. Hı. Malı bon, görün gübre buğdadan fazla olur. Araç gereç yine mesela kese bulunur mu burada? Var. Bunu alıp kaldıramıyor yani çiftçi. Evet. Kaldıramayınca zor duruma düşüyor. Evet. Bunu millet halk kazanacak ki hesap da kazansın. Halkı da kazansın. Yok, olmuyor. Yani bu karmaşadan bu şekilde çözüm bulunamıyor. Vallahi zor bu şey. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Meslek sizi baba beslenmedi. Hayır. Biz daha bu mesle yeni atıldık. Bir ay oluyor hatta bu dükkanı açalım. Daha evvel mesleğiniz var mı? Daha evvel mesleğim yok. Ben endüstri meslek lisesini bitirdim. Evet. Sene 81 yılında. Ondan sonra 10 yıl şantiyelerde çalıştım. Peki. Şimdi sana da sorayım. Şimdi bir memur, bir çalışan kişi tek meslekle, tek maaşla idare edemiyor. Siz kültürlü olduğunuza göre. Bunun sebebi ne? Bak, bir kişi çalışır, dokuma işlerdi, günlüğü 50 kuruşa, altı nüfusa bakardı. Bak, bundan 50 sene önce. Şimdi iki tane babayı da adam çalışır, kendine bakamıyor. Bu, biz ne aşamaya geldik? Sizce nedir bu? Ben 1940'ta ilkokula başladım. Evet. Öğretmenin aylığı 60 liraydı. Her ay bir takım elbise giyerdim. Evet, şimdi öğretmenim, şimdi bir takım elbise değil de 6 ayda bir takım elbise giyemediğini görüyoruz. Mesela acaba bu daha nüfus azdı, daha az kazançlı olduğu haldeyken bu tatmikarken bu sivrilip yükselmenin
sermayenin nereye kaydığının teknoloji yönüne mi kayması gerekir, ziraata kayması gerekirken bunlar ölü yatırım, kanlar, hamamlar, evler, saraylar, köklere yatırıldığı için ne oldu? İş sahası toprağa gömüldü, sermaye kıtaldığından şehirlerde biraz güçlendi, köylüler şehre göç etti. Bu göç işte Türkiye'yi allak bullak etti. Plan dahilinin haricine çıktı. İkincisi, siz aşağı şehri biliyor musunuz? Hayır, ben Peki, size kimler derler aşağı şehirde? Ben şey aşağı şehirde de ben buranın aslında köylüsüyüm. Köyden gelmeye buraya 30 sene oldu buraya geldim. 30 yıl oldu. Zaten çocuktum, köyde doğdum, burada büyüdüm, burada okudum. Burada geçti yani. Genellikle biliyorum yani şeyini. Şimdi biliyorsunuz, sizin şu da var, madem köylüsünüz. Ben sizin toprağında fıstık Antep'ten daha çok. Evet. Şimdi ama isim olarak Antep şey yapar. O şimdi şöyle, bizim burayla Besni ilçemiz Antep'le bir alışveriş merkezi. Antep Güneydoğu'nun gerçekten alışveriş merkezi olduğu için orada pazar var. Mesela bunu örnek olarak. Burada kavun daha önce de yoktu. Mesela vardı azdı. Bir festival düzenlendi. Kavunu tanındı. Şimdi civar vilayetlerden dahi kavun gelip Besni'ye pazarlarını satıyor. Antep de buna örnek. Buradan çıkan ürünler Antep'te pazarlarını satıldığı için Antep store olarak geçiyor. Aslında Besni'nin. Bunu ima etmek istedim ben, anlatmak istiyorum. Yani bu bizim malımız, bizim ürünümüz Antep store olarak gidiyor. Ama ileride daha iyi çalışırsa Besni olarak ismimizi duyursa Besni store olarak da geçiyor. Bu dükkanın fiyatı kaç lira? 400. Sizce çok. Bence buranın şimdi Besni'ye göre 50 bin lira olması lazım. Yanındaki dükkanı fiyatlayacak olursanız 50 bin lira da var. Yani 20 bin lira da var. Ama ben 400 bin lira veririm. İşte bak bu, siz diyeceksiniz bu enflasyon yükselmez. İşte bundan olur.